Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Destekleriniz için modelimizde arkadaşlar şu şekilde sıralı bir model. Gördüğünüz gibi basamak modeli, merdiven modeli. Modelimizin ismi çiçekli merdiven modeli. Şu şekilde arkadaşlar aynı ayarda ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Sonra hiç ip koparmadan tek sıra bu modeli yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar tığ battımızın içine sık iğne ile ipimizi tutturduk. ilk başlarken de aynı şekilde bir defa tığımın başını doladım. Buradaki tığ battımın içine girdim. 2 2 olarak aldım. Buraya bir trabzan yaptım bu şekilde. Ve üç tane zincir 3 zincirimi kapattım. Bu yaptığım minik trabzanımın içine. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battımın içine girdim. 1 2 2 olarak aldım. Yine 3 zincir çekiyorum. Ve trabzanımın arasına girdim. Buraya kirpik olarak kapattım. Araya yine bir zincir. Bakın yavaş yavaş badal badal yukarı doğru çıkıyoruz. Bu sefer iki defa doladım tığımın başını. Yandaki tığ battımın içine arkadaşlar. 2 2 2 Bu şekilde bir trabzan yaptım. 3 zincir ve trabzanımın tepesine kapattım kirpik olarak bir zincir çekiyorum tekrar araya yine iki defa doluyorum yandaki tığ battıya bakın arkadaşlar tığ battılarınız hepsi bir ayarda olursa bu şekilde güzel bir işiniz çıkar 1 2 2 2 sonuncu trabzanımı da bu şekilde arkadaşlar 4 defa da aldım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. Döndüm türbentimin modelimin ters tarafına ve kapattım. Bu şekilde trabzanımın arasına. 5 zincir 5 zincirimi çekip ön yüzüne döndüm. Burada 4 zincirden çektiğim yuvanın içine bu 5 zincirimi kapattım. Kirpik yaptım buraya. 5 zincir çekiyorum tekrar. Ve kapattım bu 4 zincirli yuvanın içine. 2 kirpiğimiz oldu. Burada toplam 5 tane kirpik yapacağız. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım bu şekilde. 5 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar kirpik olarak yuvaya. Bu 4 oldu. Bir tane daha 5 zincir. Bu şekilde 5. kirpiğimi de yuvamda kapattım arkadaşlar. Bu en son yaptığım yuvanın içine sık iğne ile giriyorum. Yani trabzanımın içine sık iğne ile girdim. Buraya arkadaşlar 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne. Arkadaşlar buraya 5 yapıp buraya altı yapmayın. O zaman adetleri sayı farkları güzel durmaz. Buraya eğer 5 yaptıysanız hepsini 5 yapmak zorundasınız. 6 yaptıysanız 6 ile devam etmek zorundasınız. Hemen tığ battımın içine bir sık iğne ile giriyorum. 6. idi arkadaşlar. Tığ battımda yapmış oldum. Bu şekilde yapmış olduğumuz bakın arkadaşlar hepsi bir fabrikadan çıkmış gibi aynı büyüklükte, aynı uzunlukta çok hoş duruyor. Şimdi bir tane daha yapalım. Hiç zincir çekmiyoruz bakın arkadaşlar. Tığ battığımızda sık iğne ile sabitli bir defa doluyoruz ve yandaki tığ battıya 2 2 alarak böyle küçük bir trabzan yapıyoruz. 3 zincir 3 zincirimi buradaki trabzanımın arasına girip kapattım. Şimdi bir zincir araya. Bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıma 1, 2, 2. Bir tık daha büyük bir trabzan elde ettik. Yine 3 zincir. Kirpik sayımız hep 3 zincir. Sadece çiçeğimiz için arkadaşlar. 4 zincir. Araya bir zincir çektim. Bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya. Bu üçüncü trabzanımızda arkadaşlar 2 defa doluyoruz. Hemen yandaki tığ battıya 2, 2 2 alarak 3 seferde. Buraya da 3 zincir kapatıyorum. Bir zincir çektim araya. 1 2 defa doladım. Tığ battımın hemen yandaki tığ battımın içine girip 4 seferde 2 2 alarak bu şekilde çıktım yukarı. Yavaş yavaş arkadaşlar badal badal merdiven badala gibi trabzanlarımız büyüyor. Şimdi buraya yuva için 4 zincir. Döndüm. Ve trabzanımın içine girdim. Bu şekilde. Şimdi 5 zincir dönüyorum. Düz yüzüne döndük. Ve bu yapmış olduğumuz yuvanın içine kapattım. Buraya 5 tane arkadaşlar bu şekilde 5 zincirli kirpikler yapıyoruz. Kapattım bu şekilde. 5 zincir kapatıyorum yuvanda 3 oldu. 5 zincir kapattım. Bu da 5. kirpiğim arkadaşlar. Yuvamızın içine beşer zincirli 5 beş tane kirpiği yaptık. Son trabzanımıza da 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 altıncıyı da hemen bir yandaki tığ batı da yapıyorum arkadaşlar sık iğne ile girdim buraya bu şekilde ikinciyi de arkadaşlar bakın aynı büyüklükte aynı oranda ikinciyi de yaptık bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 aldım 3 zincir bunu biraz daha arkadaşlar anlaşıldığını umuyorum Bir tane yaptım Tomuçuk. Bir zincir Bir defa doluyorum 3 seferde Bir defa doladım yandaki tığ battıya 1 2 2 3 seferde ikinci trabzanımı yaptım 3 zincir çektim Trabzanıma kapattım Bir zincir çekiyorum 2 defa doladım. 3. trabzanım 2 defa. Yandaki tığ battıya 2 2 2 alarak bu şekilde 3. trabzanımı da yaptım. 1 2 3 zincir kirpik olarak kapattım. 1 zincir çektim. Yine 2 defa doluyorum. Yandaki tığ battıya girdim. 1 2 2 2 4 seferde çıkardığım bir trabzanım oldu. 4 zincir. Dönüyorum ters tarafına arkadaşlar. Sonuncu trabzanda ters tarafına dönerek buraya 4 zincirli bir yuva yapıyorum. 5 zincir. Döndüm düz yüzüne. Bu yapmış olduğum yuvanın içine kapattım. Bu birinci kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde arkadaşlar 2. kirpi 5 zincir 3. kirpi 5 zincir 4. 1 2 3 4 5 zincir bu şekilde buraya 5 tane kirpik yaptık. Son yaptığım tırabzana geçiyorum hemen 5 kirpikten sonra 1 2 3 4 ve 5 6. arkadaşlar hemen yandaki tığ battıma girerek bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar sonuncusu da hazır şöyle çakmağımı unutmuşum şey makasımı unutmuşum ipimi yakarak kopardım arkadaşlar Evet arkadaşlar ütüye bile gerek olmadan kalıp gibi bir modelimiz oldu. Gördüğünüz gibi çok zarif oldu. Çıtı pıtı oldu. İstediğiniz renkte ister pembede ister mavide arkadaşlar. Tek renk türbentlerinizde güzel bir şekilde yapabileceğiniz bir model oldu. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.